Benim başta söyleyeceğimi Erdem Bey deminki konuşmasının sonunda söyledi. Değerli izleyiciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin veya Türk'ün işareti ay yıldızlı kırmızı beyaz bayrağımızdır. Hiç kuşku yok. Bir defa yani bir Türk simgesi kullanılmak isteniyorsa o Türk simgesi ay yıldızdır. Ay yıldızdır ve kırmızı zemin üzerinde beyaz. Evet, al bayrak denir. Al bayrak. Türkiye'nin simgesi, Türk simgesi odur. Hatta o kadar odur ki son zamanlarda dünya çapında yapılan bir hareketle Turkey lafı ki İngilizce aynı zamanda işte Hindi anlamı. Hindi anlamına gelir. Türkiye diye değiştirildi. Yani İngilizce'de artık İngilizce yazanlar da Turkey demiyorlar, Türkiye diyorlar. Birleşmiş Milletler de buna katıldı. Uluslararası posta mektuplardaki adreslerin üstüne Turkey değil Türkiye yazılıyor filan. Türkiye'nin simgesi bu. Şimdi simgeler çok önemli. Bakın hiç ilgisiz gibi gelecek size. Hemen bir yasa söyleyeyim. Bu zamanında Fransa'da çok gülünç tepkilere ve eleştirilere de yol açtı. Eğitimde dini veya işte ırki, siyasal simgelerin büyük olarak kullanılması yasaklandı. Eğitimde siyasal ve dini mezhepsel simgelerin, büyük simgelerin kullanılması yasaklandı. Şimdi millet batrak geçiyordu. Sonra ne oldu bilmiyorum. Yani Fransız kültürünü çok yakından takip edemiyorum. Fransız kültürünü. Nasıl sonuçlandı bilenler varsa sonra yazsınlar, öğreneyim ben de. Büyük simge, hangisi büyük simge? Mesela işte haç büyük simge mi? Haç hangi büyüklükteki haç? Okullarda, sınıflarda veya okulların konferans salonlarında hangi büyüklükteki haç yasak? Hangi büyüklükteki haç serbest? Efendim işte başka simgeler, bu arada İslam'ın simgesi olan ay mesela simgesi filan. Yahut işte giyim kuşamda belki başka simgeler, şunlar bunlar. Ya yani büyük küçük meselesi filan. Şimdi tek bir siyasal partinin el işaretinin bir ulusal maça damga vurmak istemesi, o amaçla kullanılması hoş bir tavır değil. Ne kadar parlak bir sporcu olursa olsun bunu yapan evladımız, yaptığı iş siyaseten ve kültürel simgeler açısından doğru bir şey değil. Çünkü o bir siyasal partinin simgesi bir. İki, daha önemli bir şey var. Bu aralar Sinan Ateş cinayetinden dolayı o siyasal partinin içinde bölünme var. Şimdi ben çok basit bir şey sorayım. Acaba Sinan Ateş cinayetinde Sinan Ateş'in katillerinin yakalanmasını isteyen ülkücüler ve MHP'lilerle, Sinan Ateş cinayetini örtbas etmek isteyenler, MHP'liler ve ülkücüler arasında bu işaretin kullanılması açısından bir fark var mı? Varsa ne fark var? Şimdi bu o kadar önemli bir şey ki. Tam bu arada, çünkü başka bir şey oldu, MHP'liler bana o yüzden saldırdılar. Tam bu arada iki MHP genel başkanının MHP Genel Başkan Yardımcısının MHP Genel Başkanı'na tabanca armağan ettiğine ilişkin bir fotoğraf 15 Temmuz tarihinde eski adı Twitter olan X'te paylaşıldı. Ben de bunu 18 Temmuz'da paylaşıldığı için medya 18 Temmuz'da farkına vardı. Ben de 18 Temmuz'da Haziran'da. 15 Haziran'da tabanca armağan ediliyor. 18 Haziran'da da medyada paylaşılıyor. Ben de medyadaki paylaşma başlıklarıyla bunu 18 Haziran'da işte armağan edildi filan diye yazdım ve eleştirdim. Tabanca armağan etmek ne demek? Tam ne zaman? Tam Sinan Ateş cinayeti tartışılırken. Ve bana saldırdılar. Vay alçak namussuz işte bilmem... tarihi saptırıyor filan, tarihi saptırdım ya iddiaları bu eski bir olaymış da falan. Peki eski olaysa 15'te Haziran'da ne diye yayınlıyorsunuz? Şimdi bu kadar önemli bence. Tam bu arada
Yani MHP Genel Başkanı'na bir tabanca armağan edilmesi ve bunun 15 Haziran'da eski adı Twitter olan X'te paylaşılması ne kadar simgesel olarak yanlış bir olaysa, siyasete tabanca kavramının diyelim gölgesinin vurması ne kadar yanlışsa, bir milli maçta iki gol atma şerefine sahip olan bir evladımızın bunu tartışmalı, üstelik bir cinayetin gündemde olduğu ve partinin de adının bu cinayete karıştığı bir dönemde bu işaretle kullanması yanlış. Yazık etmiş evladımız. Çok yazık etti hocam. Keşke bunun bilincine varsa ve bütün Türk milleti adına bu zafere imza attığını açıklayabilse ve herkesin de gönlüne su serpse. Keşke o zaferin bir partinin ve üstelik de şu arada tartışmalı olan bir partinin zaferi değil, bütün Türk milletinin zaferi olduğunu keşke anlatsa diye o evladımız adına istiyorum. Buyurun efendim. Şimdi hocam zaten bazı yorumlarda şu yön.